Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yerleşme konusunu işleyeceğiz. Önceki kısmımızda dünyada yerleşmeyi, yerleşme doku ve tiplerinden bahsetmiştik. Şimdiki kısımda ise Türkiye'de yerleşme nedir? Yerleşme ile ilgili ifadelere gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle Türkiye'deki yerleşmelerin dağılışından bahsedeceğiz. Yani yerleşmenin Türkiye'de yoğun olduğu ve aynı zamanda yerleşmelerin Türkiye'de seyrek olduğu alanlar neresi? Onlardan bahsedeceğiz ve ülkemizdeki idari fonksiyonlara göre yerleşmeler kaça ayrılmakta? Kırsal yerleşmeler, kentsel yerleşmeler, büyük şehirler, belediyelikler, köyler, kasabalar, bunlardan da bahsetmiş olacağız. Dersimiz bittiğinde bu dersimizin bize sağlayacağı en önemli fayda Türkiye'deki yerleşmelerin hem dağılışını öğreneceğiz hem de aynı zamanda yerleşme birimleri ifadesiyle ilgili güzel bilgiler de edinmiş olacağız. Peki dersimiz bitti. Ders bittikten sonra ne yapıyorsun? Hemen Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabını açıyorsun ve Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabında 114-123 aralığını çözüyorsun. Bir de o 0'dan 9'a coğrafya kitabında da 124-136. Sayfayı çözüyorsun. Şimdi bir de ikinci dönem yazılarımız da başlayacak. O ikinci yazılar bizim için oldukça önemli. Buradan da mutlaka öğretmenin sana soru soracaktır diyelim. Şimdi geldik Türkiye'deki yerleşmeler. Baktığımızda her yerde yoğun bir yerleşme birimi görememekteyiz. Ve biz Türkiye'deki yerleşmenin dağılışını etkileyen faktörleri temelde ikiye ayıracağız. 1. Yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörlerden bahsedeceğiz. 2. Yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden bahsedeceğiz. Peki bunlar nasıldır? Mesela doğal faktör dediğimizde iklim var, su kaynakları var, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, kayaçlar, topraklar, afetler var. Bunlar bu yerleşmenin Türkiye'deki dağılışını etkileyen doğal faktörler. Bir de yerleşmelerin Türkiye'deki dağılışını etkileyen beşeri faktörler var. Mesela nedir dediğimizde tarımsal faaliyetler, ulaşım faaliyetleri, sanayi, turizm, ticaret faaliyetleri ve madencilikte yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir diyebiliriz. O zaman gelin hep birlikte birinci kısmımızda yerleşmelerin dağılışını etkileyen öncelikle doğal faktörlerden başlayalım. Doğal faktörlerden de birinci kısmımızda kimle başlıyoruz? İklimle başlıyoruz. Şimdi özellikle iklimi düşündüğümüzde iklim elemanları vardı. Burada yerleşmenin dağılışını etkileyen iki tane önemli iklim elemanı var. Bunlardan bir tanesi sıcaklık, bir tanesi ise yağıştır. Özellikle bu iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış yerleşmelerin dağılışı üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Nasıl? Şimdi düşündüğümüzde çocuklar Türkiye'de sıcaklık ve yağış koşullarının elverişli olduğu alanlar var. Bu alanlar yerleşme için uygun alanlar ama aşırı sıcak alanlar ya da aşırı soğuk alanlar ya da yağışın az düştüğü yerler yerleşme için seyrek alanlardır diyebiliriz. Ve bu şartlarda düşündüğümüzde Türkiye'nin özellikle kıyı kesimlerinde İklimin elverişli olması yerleşme için uygun alanların varlığına neden olmuştur diyebiliriz. Ancak şimdi her yerde iklim uygun değil. Mesela örnek vermemiz gerekirse bunu da siyah renk tonuyla Tuz Gölü çevresinde yaşanan yağış azlığı yani kuraklığa bağlı olarak yerleşmeler seyrektir. Erzurum, Kars, Ardahan dediğimiz alanda iklimin daha soğuk olması gene yerleşme için uygun olmayan bir alandır. Hakkari ve çevresi gene iklimin elverişsiz olması, soğuk bir iklim bölge içerisinde yer alması bu alanların yerleşme için seyrek olmasındaki ana etkenlerdir diyebiliriz. Şimdi bir de dünyayı düşündüğümüz zaman su kaynaklarına yakın alanlar ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardı. Türkiye'de de su kaynakları gene yerleşmelerin dağılışı üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Özellikle Türkiye'de su kaynakları bakımından zengin olan alanlar genel olarak nedir? Yerleşmenin de yoğun olduğu alanlardır diyebiliriz. Ama her yerdeki o su kaynağının zengin olması yerleşmenin yoğun olacağı anlamına da gelmez. Burada su kaynakları ile birlikte neyi de düşünmemiz lazım? İklimin elverişli olduğu alanları da düşünmemiz lazım. Mesela bizim ülkemizdeki ilk yerleşme alanlarına baktığımızda Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan
Mezopotamya dediğimiz bölge günümüzde Türkiye'de hala yerleşmenin yoğun olduğu bir bölgedir. Aynı zamanda Anadolu'daki ilk yerleşme alanlarını burayla birlikte göller yöresi çevresinde de görebilmekteyiz. Bu alanlarda yerleşme hala varlığını sürdürmekte diyebiliyoruz. Bunlar iki kısım doğal faktördü. Doğal faktörlerden bir diğeri yani üçüncüsü yer şekilleri. Şimdi ne kadar İklim, sıcaklık, yağış, su kaynakları elverişli olursa olsun. Burada şunu unutmayalım. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu bölgelerde genel itibariyle yerleşmeler seyrektir. Çünkü bu o bölgede ister istemez ekonomik faaliyetleri kısıtlanmasına neden olmaktadır diyebiliyoruz. Tamam mı çocuklar? Bak bunu unutmayalım. Buradaki önemli kısım bu. Biraz önce iklime bağlı olarak kıyı alanlar yerleşme için nedir dedik? Uygundur dedik değil mi? Şimdi her kıyı bölgesinde yerleşmelerimiz yoğun mu derseniz hayır. Mesela şuraya geldiğimiz zaman burası Sinop çevresi. Bu Sinop çevresinde özellikle şu kısımda Küre Dağları'nın varlığı yerleşmelerin seyrek olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Aynı şekilde bakın burada şunu da unutmayalım. Dağların kıyıya uzanışı gene yerleşmeyi etkilemekte. Nasıl? Özellikle Karadeniz'in doğu kısmında bizim ülkemizdeki dağlar doğu batı yönlü uzanır. Karadeniz'deki dağlar kıyıya paralel olduğu için kuzey kısımda özellikle Doğu Karadeniz'de yerleşmelerimiz kıyı alanlarda ne yapmıştır? Yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Çanakkale'de Biga Yarımadası yerleşmenin seyrek olduğu yerlerden bir tanesi. Temel sebebi de gene buradaki yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasıdır. Muğla ve çevresi Menteşe yöresi yerleşmenin seyrek olduğu alanlardan bir tanesidir. Buradaki Teke platosu, bu alandaki Taş Eli platosu gene yerleşmenin seyrek olduğu bölgelere örnek verebileceğimiz yerlerdir. Bakın arkadaşlar, buraları ben neden örnek verdim? Şimdi bak, biraz önceki kısımda, bir önceki sayfada dedik ki iklimin elverişli olduğu kıyı alanları yerleşmenin yoğun olduğu alanlardır dedik. Bak tekrar söylüyorum. İklimin elverişli olduğu kıyı alanlar yerleşmenin yoğun olduğu alanlardır. Ama her iklimin elverişli olduğu alanlarda yerleşmeler yoğun olmayabilir. İşte burada biz neye bakmamız gerekiyor? Yer şekillerinin etkisine bakmamız gerekiyor. İşte bu coğrafyalarda söylemiş olduğumuz Sinop ya da Biga Yarımadası ya da Menteşe yöresi ya da Teke platosu ya da Taşeli platosu. Bu alanlarda yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması bu alanlardaki yerleşmelerin seyrek olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Özellikle ülkemiz Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için bizim ülkemizde bakı yönü güney yamaçtır. Ve bizim ülkemizde genel olarak bak kesinlik arz etmez genel olarak dağların güney yamaçlarında yerleşmeler kuzey yamaçlarına göre daha yoğundur. Burada ekstra durum neresidir dersek Karadeniz'i düşünebilirsiniz. Karadeniz'in kuzey kısmında o denizel etkinin, iklimin ılımanlaştırmasının, yağışın fazlalığının, tarımsal faaliyetlerin yoğun olmasına neden olmuştur. Ve Karadeniz'in o kuzey kesimleri, güney kesimlerine göre yerleşme açısından daha uygundur diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Tamam, bak bu da önemlidir. Dördüncü kısım toprak verimliliği. Ya toprak verimliliği diyorsa o zaman benim burada ne yapmam lazım? Tarımsal faaliyetler yürütmem gerekiyor. Tarımsal faaliyetleri yoğun ölçekte yürüttüğümüz alanlar verimli toprakların bulunduğu yerlerdir. Ve bu alanlar günümüzde yerleşme anlamında yoğun yerleşme bölgeleridir diyebiliriz. Mesela neresi var dediğimizde bak kırmızılar yoğun, siyahlar seyrek, tamam mı? Bak burada Çarşamba ve Bafra Delta ovaları var. Burası Delta ovası olduğu için tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemli. Burası yerleşme yoğun. Aynı zamanda burada hem iklim şartları elverişli hem de yeryüzü şekilleri bakımından da düz bir bölge. Aynı şekilde mesela Çukurova'ya geldiğimiz zaman burası da bir delta ovası. Günümüzde burası da gene yoğun bir yerleşme birimine sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında mesela Bursa'yı örnek verebiliriz. Gene tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemli bir coğrafyadır Türkiye ölçeğinde. Onun dışında mesela Batı Anadolu kısmında İzmir'i örnek verebiliriz. Toprak verimliliği bu alanda yerleşmenin yoğun olmasına da sebep olmuştur diyebiliriz. Şuraya da şöyle Bursa'yı yazalım. Ama
Seyrek anlamda tarımsal verimliliğin en olumsuz etkilendiği yer neresidir dersek Tuz Gölü çevresidir. Toprakların tuzlu olması, iklim şartlarının elverişsiz olması bu alanda yerleşmelerin de seyrek olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte kayaçlar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kısımda beşeri faktörlere geçeceğiz. Hemen şuraya ben şöyle 5 diyeyim. Kayaçlar. Peki bu kayaçlar yerleşmeler üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir dersek? Genç volkanik arazilerin bulunduğu bölgeleri düşünelim. Bu alanlarda kumlu ve verimli topraklar meydana gelmiştir aşınma ile birlikte ve bu aşınmaya bağlı olarak da tarımsal faaliyetler yoğun ölçekte yürütülmekte. Aynı zamanda bu alanlar kayaç anlamında ev yapımında da kullanılmaktadır. Bak hem tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz bunu hem de mesken yapımında kullanıyoruz. Ve işte buna bağlı olarak da bu alanlar yoğun bir yerleşme birimine sahiptir diyebiliriz. Ben kayaç dediğimde aklına direkt neresi gelecek? Kapadokya gelecektir. Hem tarımsal faaliyetler bu alanda yoğun ölçekte yürütülmekte, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerle birlikte mesken yapımı da kolaydır diyebiliriz. Tamam, bak bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu da önemlidir. Bitki örtüsünün sık, yoğun olduğu alanlar genel itibariyle yerleşmenin seyrek olduğu alanlardır diyebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi geldik Türkiye'deki yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlere. Bak biraz öncekiler doğal faktörlerdi. Şimdiki kısım ise beşeri faktörler olarak karşımıza çıkacaktır. Burada ne var? Göç alan bölgeler var ve göç alan bölgelerde genel itibariyle yerleşmeler yoğun. Göç veren yerde ise yerleşmeler seyrektir. Şimdi bunu nasıl Türkiye'de örneklememiz gerekiyor derseniz. Türkiye'de bir göç yönü var. Göç yönü nereden nereye doğru derseniz doğudan batıya doğru. O zaman insanlar batıya doğru gidiyorsa burada yerleşmeler daha yoğun olacak. Nereye göre? Doğu bölgelerimize göre. Doğu bölgelerimizde de yerleşmeler daha seyrek olacaktır diyebiliriz. Ulaşımın geliştiği alanlar gene ekonomik faaliyetlerin geliştiği alanlar olarak karşımıza çıkar ve bu alanlarda yoğun yerleşme alanlarına sahiptir diyebiliriz. Burada mesela ulaşım noktasında söyleyebileceğimiz en önemli yerlerden bir tanesi başkentimiz Ankara ya da Ankara'nın hemen yakın coğrafyasında yer alan Afyon'u söyleyebiliriz. Bunun dışında Kayseri'yi söyleyebiliriz ya da Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum'u söyleyebiliriz. Bu coğrafyalar ulaşım faaliyetleri açısından geliştikleri için yerleşmenin yoğun olduğu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik ekonomik faaliyetlere. Ekonomik faaliyetler dediğimiz zaman tarımı düşünebiliriz, sanayiyi düşünebiliriz, ticareti, madenciliği, turizmi düşünebiliriz. Eğer ki bir bölgede bunlardan herhangi birinde ciddi anlamda bir gelişme varsa o bölge ne yapacaktır? Yoğun ölçekte göç alacaktır ve göç aldığı için de yerleşme yoğunluğu artacaktır. Mesela burada kimi düşünelim? İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerimizi düşünelim. Bu illerimizde ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Ekonomik faaliyetler geliştiği için bu alanlara yoğun ölçekte bir göç hareketi vardır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım, bu birincisi. İkincisi, mesela demiş ki Hakkari, Ardahan gibi ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu şehirlerde yerleşmeler seyrektir diyor. Bak mesela Ankara, İstanbul, İzmir gibi alanlarda yerleşmeler sık, yerleşmeler yoğun. Hakkari, Ardahan gibi bölgelerde yerleşmeler daha seyrektir diyebiliriz. Madencilik faaliyetlerine bağlı olarak mesela Batman 1930'lu yıllarda bir köy durumundaydı. Ama Batman'da Raman Dağı'nda petrolün bulunması, petrole dayalı rafinerilerinin yapılması ve aynı zamanda sanayi tesislerinin inşa edilmesi Batman'a yoğun ölçekte bir göç olmasına sebep olmuş ve bu Batman'ın büyüyerek il olmasına neden olmuştur diyebiliriz. Ve Elazığ'da maden ilçesi var. Bu maden ilçesindeki bakır işletmesinin kapanması bu yerleşimi olumsuz anlamda etkilemiştir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Yani bana ekonomik etkinlikler, ekonomik faaliyetler diyorsa burada İstanbul'u alabilirsiniz. Ya da aynı zamanda Bursa'yı alabilirsiniz. Burada mesela İzmir'i alabilirsiniz. Burada Adana çevresini alabilirsiniz. Şuraya şöyle Adana diye yazalım. Burada mesela Ankara çevresini alabilirsiniz. Bu alanlar ekonomik etkinliklerin gelişmişlik durumunun yüksek olmasına bağlı olarak yerleşmenin de yoğun olduğu alanlara örnek verebileceğimiz
yerlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi bunları hep birlikte doldurmaya çalışalım. Demiş ki verilen yerlerin yerleşme için uygunluk durumunu nedenleriyle birlikte tablodaki ilgili alanlara yazınız demiş. Mesela taş eli platosu demiş. Hemen şöyle geri geliyorum. Taş eli platosu. Şunları şöyle güzel bir şekilde silelim. Hepsini teker teker yerinde gösterelim. Taş eli platosu neresidir dersek. Bak tek taştan gelsin. Teke platosu, taş eli platosu. Buralar karstik platolardır. Tarımsal faaliyetler bu alanda sınırlıdır. Yeryüzü şekilleri engebelidir. Ve bu iki bölgede de hem Teke platosunda, bak bu coğrafya, hem de taş eli platosunda yerleşmeler seyrektir diyebiliriz. O zaman buraya geliyorum. Taş eli platosu yerleşmeye uygun değil. Bunu işaretliyorum. Yani yerleşme seyrek. Sebep nedir derse, hem karstik arazinin varlığı diyeceksiniz, hem de Toros dağlarından dolayı yeryüzü şekilleri engebelidir diyeceksiniz. Geldik ikincisi, Erzurum Kars platosu diyor. Erzurum Kars platosu dediği yer burası. Erzurum ve Kars platosu. Erzurum Kars Ardahan platosu diye geçer. Plato dediğin yer düz bir yerdir. Ama bu alanda yerleşmenin seyrek olmasının temel sebebi nedir derse yeryüzü şekilleri deme. Neden dediğimizde, çünkü burada plato diyor ya, plato çevresine göre yüksekte yer alan düz bir bölgedir. Neden bu alan yerleşmeye uygun değil ya da yerleşme seyrektir dersek iklim. İklimin soğuk olması bu alanda tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiş. Yaz yağışları da aynı şekilde bu alanda tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Yaz sıcaklıkları düşük, gene bu alanda tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Bu da coğrafyanın yerleşme açısından seyrek olmasına neden oluyor diyebiliriz. Geldik Doğu Karadeniz kıyıları. Doğu Karadeniz kıyısı dediğinde şu alanı alacağız arkadaşlar. Burada kim var dersek, Giresun var, Trabzon var, Rize var, Artvin var. O zaman şuraya şöyle Trabzon ve Rize diyorum. Şimdi bak, burası kim var burada dersek, şurada o Doğu Karadeniz dağları var. Burası dağlık bir bölge. Ama bana diyor ki Doğu Karadeniz kıyıları. Kıyıda o iklimin daha ılıman olması, yerleşmenin daha yoğun olmasına neden olmuştur. O yüzden Doğu Karadeniz kıyıları yerleşmeye uygundur. İklim anlamında ılıman bir iklim koşuluna sahiptir. Su kaynakları anlamında zengin su kaynaklarına sahiptir. Tarımsal faaliyetler gene bu coğrafyada gelişmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer coğrafya. Neresiymiş? Samsun çevresi diyor. Hemen geriye geliyorum. Samsun çevresi dediği yer ahanda tam şurası. Bak burası Samsun. Burada Bafra ve Çarşamba Delta Ovaları var. Çarşamba ve Bafra Delta Ovaları var. E burada Delta Ovası varsa bu tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyecektir. O zaman bu Samsun çevresi, yani Çarşamba ve Bafra Delta Ovalarının bulunduğu yer yerleşme için uygun bir bölgedir. Tarımsal faaliyetleri olumlu anlamda etkilemiştir diyebiliriz, tamam mı? Ve aynı zamanda iklim koşulları da elverişlidir diyebiliyoruz. Hemen yanında kim var? Sinop var. Ahanda tam şurası. Bak burası da Sinop. Şuraya şöyle Sinop diye yazalım. Hemen onun yanındaki kısma da şöyle Samsun diye yazalım. Sinop'ta yerleşmenin seyrek olmasının temel sebebi şurada Küre Dağları var. Sinop'un kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımını zorlaştırıyor. O yüzden burada yerleşmeler seyrek. Bunun da temel sebebi yer şeklidir diyebiliriz. Hemen yanına da ben şöyle Küre Dağları diye bunu ekstra eklemiş olayım sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğeri. Çatalca Kocaeli Platosu diyor. Peki bu Çatalca Kocaeli Platosu neresidir dersek, İstanbul ile İzmit'in bulunduğu yer. Yani Kocaeli'nin bulunduğu yer. Burası Çatalca Kocaeli Platosu. Ya burada her şey gelişmiştir. Sanayi faaliyetleri, ticaret faaliyetleri, turizm faaliyetleri, ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. Ve bu alan yerleşmeye uygundur. Bak hem iklim elverişli, hem de beşeri faktörlerin hepsi bu coğrafyada gelişmiş. Bundan dolayı yerleşme yoğun ya da yerleşmeye uygundur diyebiliriz. Onun hemen biraz kuzeybatı kısmına geliyoruz. Kim varmış? Yıldız Dağları varmış. Peki bu Yıldız Dağları nerede dersek, ahanda tam şurada. Ya zaten adı üstünde belli. Yıldız Dağları diyorsa bura yerleşme için uygun bir bölge
değildir. Hemen şöyle aman düzeltelim, yerleşmeye uygun diye yazmışız. Yerleşme için uygun bir bölge değildir. Neden? Çünkü dağlık diyorsa o zaman burada ne var? Yer şekli olumsuz bir etkendir diyebiliriz. Gediz Ovası demiş. Gediz Ovası deyince nereyi alacaksın? İzmir'i alacaksın. Şuraya şöyle Gediz Ovası diye yazıyorum ve altına şöyle Bilelim diye İzmir diye yazdım. E zaten İzmir'de her şey gelişmiştir. O zaman burası yerleşme için uygundur. Bak, hem iklim var hem aynı zamanda beşeri faaliyetler var. Yani toprağı falan da dahil edin. İzmir'e her şeyi dahil edebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Şimdi geldik bir diğer yer. Tuz Gölü çevresi. Peki burası neresidir dersek? Aha da tam şurası. Ya şimdi zaten adı üstünde belli. Tuzlu diyor. Tuz Gölü çevresi. E tuzluysa burası iklim anlamında olumsuz bir bölgedir. Tarımsal faaliyetlerde toprak verimsizdir ve burası yerleşme için tam anlamıyla uygun bir yer değildir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Buraya şöyle yıldızı atıyorum. Bak ikinci yazılıda böyle bir soru senin karşına gelebilir, haberin olsun. Burada zaten harita kısmında bir öncekinde gösterdiğim için burada tekrar aynı yerleri göstermeyeceğim. Ama mesela ben şurada bir numaralı alanı işaretliyorum. Bura. Onun dışında mesela şurada iki numaralı alanı işaretledim. Onun dışında birkaç yer daha işaretleyeyim ve siz orada yerleşme yoğun mu seyrek mi bunu sebepleriyle birlikte yorumlar kısmına yazın. 3 numaralı alan orayı işaretliyorum. Bir yer daha işaretleyeyim. Şurayı işaretleyeyim. Burası da 4 numaralı alan olsun. Bu 1, 2, 3, 4 numaralı alanlarda yerleşmeler yoğun mu? Yerleşmeler seyrek mi? Hadi bir tane de şuraya ekstra alalım. 5 numaralı alan olsun. 5 tane alan vermişim ben size. 5 tane alan da yerleşmenin yoğun mu seyrek mi olduğunu yorumlara yazın. Ve aynı zamanda buradaki yerleşmenin yoğun seyrek olmasındaki temel sebepleri de yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'deki ilk yerleşmeler kısmına, yani Anadolu'da yerleşmenin tarihi. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman yerleşme coğrafyası ve tarihi zenginliği bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Zaten baktığımız zaman şu güney kısmımızda Fırat ve Dicle nehirlerinin bulunduğu yerde Mezopotamya uygarlıkları yer almakta. Ve Anadolu coğrafyasında yerleşmenin günümüzden yaklaşık 10-12 bin yıl öncesine kadar dayandığı ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle mesela Paleolitik döneme geldiğimizde, yani Türkiye topraklarının ilk yerleşen kesimleri, ilk sakinleri diyebiliriz. Bunlar mağara yerleşmeleri. Mesela Antalya'da Beldibi Belbaşı Karayın Mağarası'na yerleşmişler. Samsun'da mesela Tekkeköy Mağarası'na yerleşmişler. İstanbul'da Yarımburgaz, Kemerburgaz mağaralarına bu adamlar yerleşme birimleri kurmuşlardır diyebiliriz. Daha sonraki sürece geldiğimiz zaman, ne zaman? Neolitik döneme. Burada insanlar tarımsal faaliyetler yürütüyor. Bak Paleolitik dönemde Anadolu coğrafyasında, şuraya da şöyle yazayım, mağara yerleşmeleri var. Yani Antalya'da Beldibi Belbaşı Karayın Mağaraları, Samsun'da Tekkeköy Mağarası ya da İstanbul'da Kemerburgaz, Yarımburgaz mağaraları yer almakta. Ve daha sonra Neolitik döneme geliyoruz. Neolitik döneme geldiğimizde Anadolu coğrafyasında tarımsal faaliyetlerle birlikte ve aynı zamanda yeni bulgular, dini faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçiş izlerini görebilmekteyiz. Neresi var dersek, mesela Şanlıurfa, Göbekli Tepe dini bir merkez etrafına kurulduğu ifade edilmekte. Ya da bunun dışında kim var? Konya, Çatalhöyük var. Tarımsal faaliyetin yoğun ölçekte ön planda olduğu yer. Burdur'da hacılar var. Diyarbakır'da çay önü var sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela Aksaray'da Aşıklı Höyük var. Ya da Alaca Höyük var. Bu alanlarda Anadolu coğrafyasındaki Neolitik döneme ait yerleşme birimleridir diyebiliriz. Buradaki köy tipi yerleşmelerde meskenler genel itibariyle kerpiçten yapılmıştır. Neden? Çünkü iklim anlamında düşündüğümüzde Türkiye'de karasal bir iklim etkilidir ve bu karasal iklime bağlı olarak bitki örtüsü seyrektir. Samanla toprağı karıştırarak kerpiç yerleşmeler yapılmıştır diyebiliriz. Ama işte bu kerpiç yerleşmeler çabuk deforme olduğu için bu dönem hakkındaki bilgilerimiz tam anlamıyla yeterli değil diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Onun dışında
Anadolu coğrafyasına baktığımızda Hititler var, Urartular var değil mi? Mesela Urartular nerede kuruluyor? Van Tuşba'da kuruluyor. Bu adamlar madencilik faaliyetlerini yürütmüşlerdir diyebiliriz. Batı Anadolu'da kolonicilik faaliyetlerini yürüten kimler var? İyonlar var değil mi? Bunlar da o dönem için Anadolu coğrafyası anlamında oldukça önemlidir. Orta Anadolu'da Polatlı çevresinde kimler var? Frigler var değil mi? Bu da oldukça önemlidir. Bunun dışında Anadolu coğrafyasında Türk akınları oldu ve Türk göçüyle birlikte işte Anadolu Selçuklu Devleti var, Beylikler dönemi var, Osmanlı Devleti var, Roma İmparatorluğu vardı onun öncesinde, daha sonra Bizans İmparatorluğu vardı ve uzunca bir süre Osmanlı Devleti Anadolu coğrafyasında ev sahipliği yaptı ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anadolu coğrafyasında bulunmakta. Peki Türkiye coğrafyası yani Anadolu coğrafyası neden bu kadar ta eski dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır dersek? 1. Coğrafi konum anlamında oldukça önemli bir yerdi. Yani tam göç yolları üzerinde yer almakta. İkincisi, orta enlemlerde yer aldığımız için uygun iklim koşullarına sahibiz ve aynı zamanda üç tarafımız denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesiyiz. Verimli topraklara sahibiz ve çevresine göre su kaynakları bakımından oldukça zenginiz. İşte arkadaşlar unutmayalım. Anadolu'nun çok eski dönemlerden itibaren yerleşme birimi olarak kurulmasının, Anadolu'nun medeniyetlerin beşiğinin olmasının en temel sebebi nedir derse sana bunları unutmayacaksın. Bunlar oldukça önemlidir diyoruz. Bunu da unutmayalım. Tamam mı çocuklar? Geldik şimdi. Burada ticaret şehirleri falan hepsini söyledim. Tekrar söylemeye gerek yok. Ticari faaliyetler işte burada Anadolu coğrafyasında şunu da söyleyelim. Manisa Sardes'ten başlayıp İran Ninova'ya kadar uzanan bir yol var. Kimdir bu yol dersek kral yolu olarak karşımıza çıkmakta. Anadolu için ticari anlamda oldukça önemlidir diyebiliriz. Şimdi geldik Türkiye'de idari fonksiyonlarına göre yerleşmeler. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye'de özellikle devletin hizmetleri daha rahat bir şekilde götürebilmesi için, toplumun ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmesi için Türkiye'de iller ilçelere, ilçeler mahalle ve köylere ayrılmıştır. Ve bu kapsamda Türkiye'de şu anda totalde kaç tane ilimiz var? 81 tane ilimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Ve bu illere bağlı 922 tane ilçemiz mevcut. Ve buna bağlı 50 bin tane mahallemiz ve buna bağlı olarak da köyümüz bulunmakta. Ve biz bu birimleri, bak bu idari birimleri, il yönetimi, ilçe yönetimi, merkezi yönetim, mahalle yönetimi olmak üzere farklı gruplara ayırmaktayız. Bunu da unutmayalım. Burada mesela il yönetimine baktığımız zaman, şuraya şöyle il yönetimi diyelim. İl yönetimine baktığımız zaman Türkiye'de yönetim sistemi içerisindeki en büyük idari birim il yönetimi olarak karşımıza çıkmakta. Merkezi yönetimin taşra teşkilatı olarak geçer. Buradaki birimlere baktığımız zaman bak ne diyor? Türkiye'nin merkezi yönetiminin idari başkenti neresidir dersek tabii ki de Ankara olarak karşımıza çıkacaktır. Bu il yönetiminin alt kademeleri var. Kimdir bunlar dersek bu ilçe yönetimleridir. Peki bu ilin genel yönetiminde kimler sorumludur dediğimizde valiler sorumludur sevgili arkadaşlar. Bak bunu da unutmayalım. İlin yönetimindeki en üst birimde kimler vardır dersek valiler yer almaktadır diyebiliriz. Şunu da unutmayalım. Türkiye'de sadece 3 ilde merkez şehirlerin isimleri il ismi olarak kullanılmaz. Mesela kim? Kocaeli ilinin merkez şehri Kocaeli dediğimiz zaman neyi bileceğiz? İzmit'i. Sakarya dediğimiz zaman neyi bileceğiz? Adapazarı'nı bileceğiz. Hatay dediğimiz zaman neyi bileceğiz? Antakya'yı bileceğiz. Bak bu üç ilimizde merkez şehirlerin isimleri il ismi olarak kullanılmaz. Bunu unutmayalım. Şimdi bu idari birimler dedik. İl birimleri olarak geçiyor ya. Bir de ne var? Mahalli yönetim birimleri yani yerel yönetim birimleri olarak geçmekte. Bunu da unutmayalım. Burada özellikle sevgili arkadaşlar, mahalle yönetimleri, merkezi yönetimler, büyükşehir belediyeleri bunlar eski veriler. İstanbul şu anda toplam nüfus 15 milyon. Ankara 5 milyon. Güncel veriler anlamında İstanbul 20 milyona yaklaştı. Ankara 6 milyonu geçti. İzmir 5 milyon. Bursa 3 milyonu geçti. 3,5-4 milyon. Antalya'da 3 milyon civarında. Nüfusu en az olan illere baktığımız zaman Tunceli, Bayburt,
Ardahan, Kilis ve Gümüşhane olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ilçeler il yönetiminin bir alt kademesindeki idari birimlerdir ve ilçedeki yönetim biriminin başında da kaymakamlar bulunur. Bak, ildeki yönetim biriminin başında vali vardı. İlçenin yönetim biriminin başında da kimler var? Kaymakamlar yer almakta. Şimdi Türkiye'de 2012 yılında çıkarılan bir kanun var. Bu kanun şunu diyor bize: nüfusu 750 binin üzerinde olan bölgeler büyükşehir belediyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Ve 2017 yılı itibariyle yapılan sayımlar, güncel sayımlarla da Türkiye'de şu anda 30 tane büyükşehir belediyesi var. Hatta biz bunu pandemi döneminde bol miktarda duyduk. Ne dediler? 30 tane büyükşehir artı Zonguldak. Ekstra olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dedi. Burada işte İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Erzurum, Trabzon, Samsun, Ordu, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi illerimiz büyükşehir belediyesi olarak karşımıza çıkmakta. Bak, bunlar da nüfus 750 binden fazla. Yarın bir gün ne olabilir? Mesela şurada Çorum'u düşünebiliriz. Çorum'un nüfusu 750 bini geçer. Ve hemen 30 tane büyükşehir dedik ya, artı bir kime ekleyebiliriz? Çorum'u ekleyebiliriz. Ya da başka bir gün gelir burada Çanakkale'nin nüfusu 750 bini geçer. Artı bir olarak gene Çanakkale'yi buraya ekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu da bizim için önemli bir ifadedir diyebiliriz. Şu anda Türkiye'de 922 tane ilçe, 386 tane de belde yönetimi yer almaktadır diyebiliyoruz. Ve burada köylerde genel itibariyle nüfus 2000'in altındadır ve tarımsal faaliyetler yoğun ölçekte yürütülmekte. Küçük ölçekte de atölye tipleri bulunmakta. Köyün yönetim biriminin başında kimler vardır dersek muhtarlar yer almaktadır ve 2018 yılı verilerine baktığımız zaman genel itibariyle 18.332 tane köyün olduğu ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle söylemiş olalım ekstra. Şimdi geldik. Buradaki kısımda Türkiye'nin en uç noktalarına bakarsak, mesela kuzey kısmımızda, doğu kısmımızda, güney kısmımızda ve batı kısmımızda şöyle bir baktığımız zaman, bak, doğu kısmımızda Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü, güney kısmımızda Hatay ilinin Yayladağ ilçesine bağlı Kızılçat Köyü, kuzey kısmımızda Kırklareli'nin Kofcaz ilçesine bağlı Ahlatlı Köyü, batı kısmımızda ise Çanakkale iline bağlı Gökçeada'nın Uğurlu Köyü yer almakta. Yani Türkiye'nin en uç noktalarındaki köyleri de böylelikle söylemiş olduk ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yerleşme kısmını işledik ve ülkemizdeki idari fonksiyonlar, yani il yönetimi, ilçe yönetimi ve köy yönetiminden bahsettik. İlin yönetim biriminin başında valiler, ilçelerin yönetim biriminin başında kaymakamlar ve köylerin yönetim birimlerinin başında da muhtarlar yer almaktadır diyebiliriz. İlde sanayi faaliyetleri, hizmet faaliyetleri yoğun ölçekte yürütülmekte. İlçede tarımsal faaliyetler var ama sanayi faaliyetleri de yer almakta. Köyde ise tarımsal faaliyetler yürütülmekte. Bir de büyükşehir belediyeleri dediğimiz kısımda da şunu unutmayalım: 750 bin nüfusun üzerindeki alanlar büyükşehir belediyeleri olarak karşımıza çıkmakta ve Türkiye'de şu anda 30 adet büyükşehir belediyesi yer almakta. Bunu da unutmamış olalım. Ödevleri mutlaka çözüyorsunuz ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.